Gönül Pınarı. Akşamlar sevgili dinleyiciler, yine bir Gönül Pınarı programında birlikteyiz sizlerle. Ana kumanda masasında İsmail Sert arkadaşım, programı sizin için hazırlayan Sayın Osman Ünlü hocamız ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu sunmaya çalışıyoruz sizler için. Yine bir hafta geçti aradan, yine birlikteyiz sizlerle. Yine çok önemli bir konumuz var. Her zaman söylüyoruz, geleceğimiz onlar diyoruz. Bazen hayatımızın akışını onlar için değiştiriyoruz. Gece uykularını feda ediyoruz. Gündüz yemekleri feda oluyor. Ebeveynler, anne babalar elbette çok daha iyi bilirler. Değil mi efendim? Siz de bir babasınız. Doğru. Ve konunun nereye geleceği de herhalde dinleyiciler tarafından da anlaşılmıştır. Evet. Çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi. Konumuz bu. Tabii cuma gecemiz hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak istifade etmek nasip ve müyesser eylesin. Tabii bunları fırsat bilerek geçmişlerimize de dua etmeyi nasip ve müyesser eylesin Cenab-ı Hak inşallah Teala. İnşallah. Hem çocuk, hepimiz çocukluktan geldiğimiz için çocuk emanettir. Kime? Anne babaya emanettir. Evet, Cenab-ı Hak yaratmıştır. O anne baba o çocuğun dünyaya gelmesine vesiledir. Fakat Allah-u Teala tarafından her çocuk anne babaya emanet edilmekte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kimin çocuğu olursa olsun doğan her çocuk İslamiyet'i kabul edebilecek bir fıtratı dünyaya gelir. Çok kimse bunu yanlış anlıyor. Doğan her çocuk Müslüman doğuyor diye. Hayır. Çünkü akil ve bali olmadığı müddetçe sorumlu değil ki çocuk. Doğan her çocuk, dünyaya gelen her çocuk, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister ateist, ister komünist, ister mason, ister münafık, ister Müslüman, ister gayrimüslim, kim olursa olsun. Herkesin çocuğu İslamiyet'i kabul edebilecek bir fıtrata dünyaya gelir. Daha sonra buyuruyor hadis-i şerifte, annesi babası işte Hristiyansa, ateistse, Yahudiyse, Müslümansa onları ateist, Müslüman, Mecusi veya Hristiyan yapar anne baba. Dolayısıyla çocuk anne baba elinde bir emanet. Sadece çocuğu dünyaya getirmek değil, o emaneti hakkıyla Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak yerine getirip, yarın ahirette çünkü o konuda hesaba çekilecek, o çocuğa lazım olan her şeyleri vermek gerekir. Sadece annenin babanın çocuklar üzerinde hakkı yok. Çocukların da anne baba üzerinde hakları vardır. Bu haklardan başta gelen bir tanesi çocuğa güzel bir isim koymak. Çocuğun anne baba üzerindeki hakkıdır bu. Ve yine mesela evlenirken anne babalar, anne baba adayları diyelim daha doğrusu, genç kızlar olsun veyahut da genç erkekler olsun evlenirken fiziki yapıya bakar. Halbuki bir erkek açısından evleneceği bir kızı tercih ederken sadece kendisi için bir eş, bir hanım seçmiyor. Çocuklarını anne seçiyor. Bir genç kız da sadece kendisine bir koca seçmiyor. Çocukları için de bir baba seçiyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Daha evlenmeden önce bunlar dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalı. Çünkü böyle bir anne baba çocuğa şekil verecek, yoğuracak. Çünkü çocuk mum gibidir buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Hiçbir istediğin şekli ona verebilirsin. Mumu da işte istediğimiz şekle çevirebiliyoruz ya efendim. Yumuşak bir nesnedir. İstediğimiz şekli yapabiliyoruz. Uzun da yapabiliyoruz, yuvarlak da yapabiliyoruz. Mumdan neler neler yapmıyoruz ki. Domates de yapıyoruz, portakal da yapıyoruz, renk atıyoruz değil mi efendim? Hele şimdilerde. Hele şimdilerde. Farklı renkleri ve çeşitleri var ki. Değişik değişik şekillere girebiliyor. Çocuk da aynı şekilde İmam-ı Gazali Hazretleri o benzetmeyi yapmış. Mum gibidir. Hiçbir şekil almamıştır ve istediğin şekli sen verebilirsin. Ve yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyurular ki, o misali vermiş sadece İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh değil, hemen hemen bütün din büyükleri olsun, çocuk eğitimiyle alakalı olanlar olsun, hepsi aynı şeyi vermişlerdir, aynı misali vermişlerdir. Boş bir tarla düşünün. Çocuk böyledir, boş bir tarla. Buna ne ekerseniz o biter. Eğer ekmediyseniz orada ayrık otları, dikenler, ne bileyim buna benzer aynı şekilde belki istifade edemeyeceğimiz çalı çırpı bunlar bitecektir. Bunlar da nereden geldi?
İnsanlar doğru dürüst o araziden geçmek istemez, yanına uğramak istemez. Çünkü dikenler var, çalılar var, insanın üzerini yırtar, şunu yapar, bunu yapar. Çocuk da boş bırakılırsa böyle ayrık otu, dikenler, şunlar bunlar biter. Ve yani böyle düşünceler meydana gelir. Dolayısıyla o çocuk herkesi ısırır, herkesi önündekini ısırır, arkasındakini tekmeler, herkesi üzer, kırar, geçirir. Ne oldu? Çocuk verimli bir topraktı. O toprağa herhangi bir şey ekilmedi. Çocuk güzel hani istediği şekle girebilecek bir mumdu. Ama atıl bırakıldı. Kendi haline bırakıldı. Herhangi bir şekil almadı. Dolayısıyla insanları tiksindiren, uzaklaştıran, insanlara rahatsızlık veren bir nesne halinde kaldı. Ham kaldı yani, yontulmadı. Öyleyse bu iş anne babaya düşer. Anne babaya düşer. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse bu emaneti hakkıyla yerine getirmek ve terbiye etmek gerekir. İşte burada bir nokta koyup düşünmek gerekir. Kim terbiye edecek? Anne baba, ben de yok ki çocuğuma ne vereyim. Yanımda herhangi bir tohum yok ki tarlaya ne ekeyim ben. Tarla boş kalacak. Yani çocuk sokakta kalacak. Sokakta ne ekerler? Çalı çırpı diken benzeri şeyler ekerler. Çocukta da ileride o çıkar. Anneyi babayı da sokar, vatandaşı da sokar, başkasını da sokar. Devletine de hayır olmaz, milletine de hayır olmaz, anasına babasına, kardeşlerine de hayır olmaz. Eğer kız çocuğuysa bu, evlendiği zaman kocasına hayır olmaz. Eğer erkek çocuğuysa evlendiği zaman hanımına hayır olmaz. Ve baba olursa veya anne olursa çocuğuna da verecek hiçbir şey olmaz. Niye? Kendi boş. Şimdi böyle bir anne baba düşünün ve bunların da çocuğu dünyaya gelmiş. Bunlar bu çocuğu hangi şekilde yetiştirmesi gerekir? Kendisinde yok. En güzel eğitim ailede verilir. Bu eğitimi verecek olan da anne babadır. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Çocuğun ilk mürşidi, ilk rehberi, ilk yol göstereni kimdir? Anne babadır. Anne babadır. Öyleyse efendim, bu zamana kadar anlattığınız hususlardan ortaya çıkanlar şunlar. Anne baba demek ki bizim algıladığımız anlamda çocuğu işte yediren, giydiren, birer gezdiren ya da işte gezdiren, tatile götüren evet ya da her türlü ihtiyacını maddi anlamda karşılayanlar olmasının ötesinde aslında onun en önemli ve ilk eğitmenleri, öğretmenleri, evet, öğretmenleri yani rehberi, manevi olarak onu şekillendiren insan, maddi ve manevi, maddi ve manevi çok büyük bir mesuliyet, çok büyük bir büyük bir mesuliyet. Çocuk dünyaya getirmek kolay. Saldım çayıra, mevlam kayra. Hesabı o anneye, o babaya. Bana ne canım? Olur mu öyle şey? Dinimiz Allah-u Teala bize bu yükü yüklemekte. Bu yükü yüklemekte. Mesela kitaplarda anlatırken buyuruyor ki çocuğu öldürmek, yani ana karnında imha etmek caiz değildir. Ama bir tek mesela özür var. Bir tek özür fıkıh kitaplarında. Hangi şekilde olursa olsun müdahale etmek caiz değil. Ancak dinini öğretmek, terbiye edememek niyetiyle müdahaleye dinimiz izin vermiştir. Bu o kadar çok önemlidir. Mesela demin dediniz ki sadece anne baba maddi anlamda değil. Maddi anlamda tamam, giydirirsin, yedirirsin, içirirsin. Hatta bir okul da bitirtirsin. Ama çocuğun ebedi saadeti, hani derler ya, efendim istikbalini kurtaracağım. En büyük istikbal nedir? Onun ebedi saadettir. Cennete mi, cehenneme mi gidecek? Çocuğa ona göre bir yatırım yapmak ve çocuğu ona göre yönlendirmek gerekiyor. Çocuğa bu verilmediyse, çocuk cehenneme gidiyorsa, sen dünyada istersen çocuk şöhrete kavuşsun, çok para kazansın. Neticesi bunun ölüm müdür, değil midir? Ölümdür. Hatta bir hadis-i şerifte de geçiyor mesela. Çok kimse, anne baba kendisi dinini öğrenmiş, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor, namazını kılıyor ama çocuğuna bir şey vermemiş. Bu çocuk da imanını kurtaramadıysa, cehenneme atılırken Allah-u Teala diyecekmiş ki benim annem babam bana dinini öğretmedi. Dinimi öğretmedi. Bugün cehenneme gidiyorsam sebep odur. Ya Rabbi ben annem babamı da isterim diyecekmiş. Ben annemi babamı da isterim. İleride öğrenir. Olur mu öyle şey? O sana emanet edilmiştir. Nasıl ki yemesinde, içmesinde, giyinmesinde titizlik gösteriyorsun. Okulunda titizlik gösteriyorsun. Maddi imkanların hepsini zorluyorsun. İş bulma konusunda, evlenme konusunda nasıl ki gayret ediyorsun. Gayret etmeyecek mi? Edecek. Ama esas onun güzel, dinimizin de bildirdiği, Rabbimizin de rızasına uygun güzel bir insan olması. Güzel bir insan, iyi bir insan olabilmesi için, yani bir kimsenin
kim olursa olsun ama iyi bir insan olabilmesi ancak iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Başka türlü mümkün değildir. Ben eğitimci olduğu için çok rahat konuşuyorum bu konuda. Yani sadece ilahiyatçı olmam değil. Aynı zamanda ben eğitimciyim, öğretmenim çünkü. Dolayısıyla eğitim farklı bir konudur. Eğitim farklı bir konudur. Ve burada efendim ben çocuğa ne yapayım? Annenin babanın kafayı yorması, kendisini yetiştirmesi, mesela çocuğa din öğretmesi. Ben nereden başlayayım? Allah-u Teala seni insan yaratmış. Senin kendinde bilgi varsa karşındaki de senin çocuğun. Ve her gün haşir neşin olan sensin. Onun psikolojisini, alma kapasitesini, algılamasını sen daha iyi biliyorsun. Çocuk hangi şeylerden şey yapıyor, hoşlanıyor, nerelerden giriyor? Senin aklın, fikrin burada olması lazım. Yani çocuğun o yönden girip de onu sevdirmen gerekir. Alışkanlık haline getirmen lazım. Eğitimden murat bir davranışı alışkanlık haline getirmek, meleke haline getirtmektir. Eğitimden murat budur. Mesela sağ eliyle yemek yemesini çocuğa öğrettirmek, sağ eliyle içmesini öğrettirmek, otururken yemesini ve içmesini öğretmek. Bu meleke haline gelmesi gerekir. Helaya girmesi, heladan çıkması, heladan çıkınca elini yıkaması. Bu bir eğitim işidir. Anne, efendim o zaman benim işim gücüm. Tabii senin işin gücün yok. O çocuğu eğitmek. Çünkü bir insan yetiştiriyorsun. Bu ileride belki bir devlet başkanı olur. Belki de milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyecek bir kimse olabilir. İyi birisi olursa insanları iyiliğe sevk edecektir. Sen bir emek veriyorsun ama o ileride belki milyonlara, binlerce kimseye hitap etme veya onları peşinden sürükleme durumu söz konusu olabilecek. Hı hı. Bir kişi bazen dünyaya bedel olur mu? Evet olur. Evet. Öyleyse yani verilen emekler zayi olmayacaktır. Evet. Efendim şimdi tabii çok insanla karşılaşınca dediğiniz hususların ne kadar önemli olduğu daha ziyade ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki iş ortamında iş yapmaktan hoşlanmayan birisiyle karşılaşıyorsunuz. O kadar zorlayıcı oluyor ki böyle mesela bir ekip arkadaşınız varsa ve onun yapması gereken şeyleri belki siz yapıyorsunuz. Bu ne oluyor? Sizin bir anlamda işinizin iki kat fazlalaşması. Dolayısıyla da onun size eziyet etmesi anlamına geliyor. Zulüm olur. Yani ama zamanında verilmeyen, yanlış ya da zamanında öyle yanlış verilen bir eğitim ya da üzerine gidilmeyen bir davranışın bedelini çevresindeki insanlar da çekiyor. Yani çocuğa kendi işini yapmayı, ondan sonra dayanışmayı, imece usulü deniyor ya efendim. Bugün ekip çalışması diyorlar buna. Çalışmayı. Çalışmayı. Bu verilmemişse elbette ki çocuk ileride iş hayatına girdiği zaman hep bey gibi hareket edecek, patron gibi hareket edecek, müdür gibi hareket edecek. Sanki ona verilen işi bir başkası yapmak mecburiyetinde gibi. Bazı aileler öyle yapıyor. Ama yavrum desen otur ben suyunu getiririm. Ama yavrum sen yemeğini de ben senin yatağına bile getiririm. Çocuk buna göre yetişmiş, buna göre alışmış. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri çocuk terbiyesini anlatırken ki nakletmeye çalışacağız efendim ileriki zamanlarda da buyuruyor ki çocuğa yeri geldiği zaman öyle durumlar yani çocuğu eğitebilmek için ve alıştırabilmek için yemek vermemeli. Taze ekmek de değil. Bayat ekmek koymalı. Yanına da sadece işte peynir ekmek veya ne bileyim zeytin ekmek veyahut da evde soğan ekmek. Bu konmalı. Çocuk bunu yemeli. Ve çocuk bunu defalarca tekrar etmek suretiyle çocuk şuna alışmalı. Bu dünyanın hali değişebilir. Mesela ülkemiz bir maddi krize girdi. Bu maddi kriz sebebiyle daha önce böyle gülüm gülüm diye büyütülen, nazlı nazlı büyütülen çok kimse böyle bunalıma girdi, depresyona girdi. Bazıları intihar etti. Niye? Çünkü bu şartlar alıştırılmadı, bunlar verilmedi. Böyle bir inanış da verilmedi. Verilmediği için sadece madde planındaydı. Hepsi böyle o zaman varlıklıydı, al gülüm ver gülüm. Ama netice itibariyle ne oldu? Duvara tosladı. Çocuğun da helak olma durumu. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Efendim demek ki zor zamanları alıştırmak da ya da işte çocuğu çok fazla pohpohlamak da ona yapılan bir iyilik değil. Zarardır. Yani zor zamanları alıştırmak lazım. Her istediğini yerine getirmek sussun diye mesele yapılıyor. Mesela bilmiyorum siz de çocuk programı yapıyorsunuz ama bu şekilde böyle mektuplar gelir miydi? Öğretmenlik dönemimde de hatırlıyorum ben onu. Daha önce gazette çalışırken de bize böyle mektuplar gelirdi falan. O öğretmenlik döneminde de ailelerden dinliyorduk. Çocuklardan falan da dinliyorduk. Mesela anne çocuk dünyaya gelmiştir. Kendi zevkinden, kendi eğlencesinden geri kalmaması için daha küçücük çocuğa bira yahut da alkol içiriyor. Tabii çocuk onunla beraber uyuşuyor. O uyuyor diyor. Ne kadar büyük bir cinayet işliyor çocuk. Daha küçüklükten itibaren çocuğun beyni uyuşuyor. İleride ondan sonra benim çocuğum diyor koleji kazansın, benim çocuğum Anadolu Lisesi'ni kazansın, benim çocuğum tıp fakültesini kazansın. Beynini uyuşturdun, kapasitesini düşürdün. O çocuk aynı şekilde ileride ancak alkolik, anasına babasına söven, isyan eden, toplumda anarşist olan bir insan haline gelir. Başka hiçbir şey olmaz. Evet. Değil mi efendim? Kesinlikle efendim.
Evet sevgili dinleyiciler, bu gece konumuz çocuk eğitimi. Az sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ama kısacık bir aramız var, ardından buradayız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı devam ediyor. Bu gece konumuz çocuk eğitimi. Oldukça önemli bir konu. Hepimizin çocukluğundan kalan korkuları, acıları, sevinçleri, yine belki güzel, belki acı hatıraları vardır. Dolayısıyla biz çocukluğumuzun bizim üzerimizdeki etkilerini biliyoruz. Eğer bir şekilde ebeveynsek, anne ya da babaysak, çocuklarımızın eğitiminin onların iş hayatlarında, ileride evlendiklerinde, aile hayatlarında ve toplum hayatlarında, kişiliklerinde oluşan yanlışlıkların ya da onlara kattığımız güzel alışkanlıkların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Peki dinimiz bu konuda neler tavsiye ediyor? Büyük insanlar, evliyalar, alimler neler tavsiye etmişler? Onları dinliyoruz bu gece. Efendim şimdi tabii onlar uzun uzun bildirmişler de biz madde madde bazı şeyleri nakletmeye çalışalım. Çocuk eğitimde, çocuk terbiyesinde her şeyden önce çocuğu cehennem ateşinden kurtarmak, dünya ateşinden korumaktan daha mühimdir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Peki çocuğu cehennem ateşinden koruyabilmek için annenin babanın İslamiyet'i iyi bilmesi lazım. Dini iyi bilmesi lazım. Şimdi pedagoji deniyor çocuk eğitimi. Mesela yıllardır program yapıyorsunuz. Şimdi Fatma Hanım, tabii bunun mektebi vardır. Ders olarak da veriliyor. Ama Allah Teala insana akıl vermiş, izan vermiş, idrak vermiş, anlayış vermiş. Kendi yapısı itibariyle belli kitaplar okuduktan sonra karşısındaki kimsenin psikolojik yapısını veyahut da akıl seviyesini, idrak seviyesini, anlayış seviyesini kavrayabilir. Bu senin çocuğun. Bu çocuğun olma sebebiyle de bu çocuk ben işte iki defa tekrar edince bir meseleyi veyahut da bir konuyu anlayabiliyor. Veyahut da bir hareketi üç veya dört veyahut da beş defa yapınca onu tekrar etmeye, taklit etmeye başlayabiliyor. Öyleyse artık tespit etmişsin, test yapmışsın çocuğunu. Teste tabi tuttun. Yani gözetleyeceksin sen onu. Öyleyse sıralamaya koyacaksın. Bu çocuğa şunu yaptıracağım. Alıp karşında yavrum şunlar şunlar ya, hayır değil, zaman ister bu. Bir şeyi alışkanlık haline getirebilmek için bayağı zaman ister. Mesela insanoğluna Cenab-ı Hak akıl ve irade vermiş. Ben çocukluğumda hatırlardım. Dağdan böyle ayıları yakıyorlardı. Bilhassa yavru zamanda yakalıyorlar onları. Dişlerini de söküyorlar. Bu ayıları işte çeşitli hareketler yaptırıyorlar falan. Ben o zaman çocukluk döneminde işte ortaokul, lise döneminde. Merak ettim, bunlara gidip sorardım. Bu hareketleri bu ayılara nasıl yaptırıyorsunuz? Hayvan netice itibariyle. Hayvanda akıl yok, irade yok. Mesela o kitaplarda anlatılıyordu işte neyin köpekleri dönüyor, Pavlov'un köpekleri mi, köpeklerin belli bir sistem var, psikolojide de anlatılıyor, pedagojide anlatılıyor, bu sistem anlatılıyor. Şimdi adam belli bir deneyler yapmış, hayvanlar üzerinde yapmış. Tabi pratik olarak mesela halktan da bu şekilde hayvanları sırtından para kazanmak isteyenler de bulmuşlar bu neticeyi. Mesela ayı kendi cüssesine göre bir saç düşünün, onun altında ateş yanıyor. Kızgın saç üzerine çıkarttırıyor hayvanı. Burunda da zincir var. Birisi onu tutuyor. Tabii saç kızgın olduğu için hayvan durmadan ayağını habire indirip indirip çıkarıyor falan. O arada eline mesela def alıyor. O defe vuruyor. O def sesini. Bunu defalarca tekrar ettiriyor hayvana. Hayvan o saç üzerine çıkınca def sesi başlıyor. Ondan sonra saç üzerinde olmadığı zaman bile artık def sesini duyduğu zaman hayvan ayağı yanıyor üzerine başlıyor aynı şekilde oynamaya. Buna benzer hareketleri bu ve benzeri şekillerde hayvanlara taklit ettirip yaptırıyorlar. Yunuslara da yaptırıyorlar. Benzeri şekilde her hayvanın bir kabuk şekli vardır. Mesela köpeklere de yaptırıyorlar.
top bile oynattırıyorlar. Ama acıktığı zaman olsun, hayvan hoşlandığı bir şey olsun, eziyet gördüğü, ızdırap duyduğu bir şey olsun, onları tespit ediyor. Onları yaptırmak suretiyle hayvanları belli hareketleri yapmaya şartlandırıyorlar. Hayvan artık o sesi duyduğu zaman, o müziği duyduğu zaman veyahut da sahibinin o hitabını işittiği zaman o hareketi yapıyor. Şimdi Allah-u Teala insana akıl vermiş, irade vermiş. Hayvan bile şartlandırılabiliyor bu. Efendim ben ne yapayım beceremedim. Hayır, yalan bu. Çocuğa sen bunu vermedin. Çocuğa bunu vermedin. Yani çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan daha mühim olduğu senin zihninde varsa bu çocuğa önce amentüyü ezberletirsin. Yani imanın altı şartını. İmanı bilmesi lazım. İslam'ı bilmesi lazım. Mesela efendim la ilahe illallah demesi kafi midir? Hayır, değil. Sorulduğu zaman imanın şartlarını anlatabilmeli. İslam nedir denildiği zaman İslamiyet'in emir ve yasaklarını çocuk bilmeli ve bunları da ifade edebilmeli. Bu bilgi azar azar çocuğa verilmeli. İbadet yapacak, namaz kılacak, buluğ çağına geldiği zaman bu çocuğun altyapısı oluşturulmalı. Abdest bilgileri azar azar verilmeli. Abdeste okunacak dualar, namazda okunacak dualar azar azar ezberlettirilmeli. Yerine göre mükafat, yerine göre ceza. Çünkü eğitimde ceza da var, mükafat da var. Sadece mükafat olmaz. Yavrum işte şunu ezberlersen sana çikolata alacağım. Veyahut da işte arzu ettiğin o saati alacağım. Veyahut da o gözlüğü alacağım. Gerçekten bunu vaat ettiğin zaman, onu yaptığı zaman onu al. Yapmayacağın şeyi de söz verme. Ama bir şey de yapma denildiği zaman çocuk yaparsa onu sevdiği şeylerden onu mahrum et. Cezayı yesin o çocuk. Yani şu kanaat olsun. Ben bir şey yaptığım zaman, annem ve babam bana bir şey vaat ettikleri zaman, o işi yaptığım zaman gerçekten bu vaat edilen bana veriliyor. Ama onların yapma dediği bir şey yaptığım zaman da bana ceza veriliyor. Bana bu geri dönüyor. Bu şuur çocukta olursun. Ve anne baba orada ittifak etsin. Annenin dediğini baba, babanın dediğini de anne bozmasın. Mesela baba sert davranıyor, anne kucaklıyor. Ah benim canım yavrum, cicim yavrum falan. Baban seni kırdı mı da falan. İşte kocasına işte sen bu çocuğa niye böyle davranıyorsun da falan. Çocuk bir bakar, der tamam der ya. İşte baba azarlarken anne sahip çıkarsa, anne azarlarken de baba sahip çıkarsa o çocuk tamam der ya. Belli bir şuur oluşur onda. Ne şuur oluşur? Der anneyle babayı karşı karşıya getiririm ben. Bu arada sıyrılır geçer giderim. Ve çocuk iki kişilikli olur daha orada. Çift kişilikli olur. Ve riyakar olur. İnsanlara da böyle muamele etmeye başlar. Ona gider başka türlü, öbürsüne gider başka türlü söylemeye başlar. Ve sonra da der ki bu çocuk kime çekmiş? Hiç kimseye, siz şekil verdiniz. Değil mi? Ha baba der ki anasına çekmiş. Anası der ki yok babasına çekmiş. Ne anasına ne babasına. İkinizin aynı şekilde davranışları o çocukta şekil buldu. Çocuk boş bir tarlaydı. Bunu ektiniz, neticede bu hasıl oldu. Demek ki efendim çocuğu cehennem ateşinden kurtarmak, dünya ateşinden kurtarmaktan daha mühimdir. Önce çocuğa din bilgilerini vermek lazım. Suçtan ve özür dilerim hocam, cezadan ve ödüllendirmeden bahsettiniz. Bazen ebeveynleri gözlemliyorum. Bu ikisi arasındaki uçlar da çocuklarda yanlış tavırlara ve yanlış alışkanlıklara sebep olabiliyor. Mesela az önce öyle güzel bir cezadan bahsettiniz ki hani sevdiği şeyden uzak tutarak. Fakat sadece hani çocuk eğitiminde ceza da var diye yanlış anlayıp çocuğu odaya kilitleyip karanlık bir odada saatlerce aç bırakan ebeveynler. O cahillerin yapmış olduğu iştir. Şiddet kullananlar. Dövmek de yok. Hele başına vurmak hiç yok. Ha anne babaya izin verilmiş. Çocuğa vurulmaz demek değildir. Sırtına ve kaba yerlerine vurulabilir. Ama anne baba çok dikkatli olursa ona ihtiyaç kalmaz. Çünkü eğer anne baba gerçekten kendilerini yetiştirmişler ise çocuğa zaten yanlış bir şey yaptığı zaman şöyle ters baksa yeter ona. Gerek kalmaz. Gerek kalmaz tabii. Ama şimdi bazı mesela bize de gelen mektup ve telefonlar oluyor. Sonra mesela okul hayatında da dikkatimi çekmişti. Öğretmenlik döneminde de bakıyordum şımarık çocuk. Sonra annesini babasını gözlemliyorsunuz, bakıyorsunuz anne cahil baba cahil. Ama efendim işte bunlar okul bitirmiş, üniversitede bitirmiş, öyleler de var. Etiketli cahil. Çünkü çocuk ne dediyse yasaklama getirmişler, dövmüşler. Ve çocuk tabii ki ondan sonra tamam hep isyanlar oynuyor. Öğretmene de isyan ediyor. Nasılsa da bunun neticesinde iki tokat vurur diyor. Bu iş biter. Annesi de aynı davranmıştır. Bu diyor burada biter. İleride bu polisle de karşı karşıya gelecek. Ne olacak diyor. Karakola götür iki tane vurur diyor. Bir de diyor nezarethanede bekletir diyor. Ondan sonra çıkartır. Artık hepsi küçülür onun gözünde. Dolayısıyla bu sadece nefsinin istek ve arzular doğrultusunda hareket etmekten başka bir şey yapmaz bu çocuk.
Yani çocuğa ceza verme derken, ceza verme derken, mesela çocuk yumuşak yataktaysa yatağını kaldırırsın, sert bir yere getirirsin. Ona ceza mıdır? Cezadır tabii. Sevdiği bir arkadaşı vardır. O gün onunla görüştürmezsin. Yani çocuk öyle olmalı ki, çocuk öyle olmalı ki annenin ve babanın verdiğini aldığı zaman mükafatı görmeli ve bazı şeylerden de mahrum kalacağını hissetmeli. Yanlış bir şey yaptığı zaman da bunu hissetmeli. Bakın yine çocuk eğitiminde dikkati çeken hususlardan bir tanesi, bu kız çocuğu olsun veya erkek çocuğu olsun ayrım yapılmamış. Çocuğu devamlı süslü elbiselere ve tatlı yemeklere alıştırmamalıdır. Devamlı süslü ve devamlı onun sevdiği tatlı yemeklere alıştırmamalı. Çünkü sonra bunlardan ayrılamaz. Bütün ömrünü bunlara kavuşmaya sarf eder. Onu hedef zanneder, maksat zanneder. Ona kavuşmak için habire uğraşır durur. Zaman zaman sıradan bir kimsenin de giydiği gibi giyinmesini, ondan sonra ne bileyim eski püskü giyinmesini de, ne bileyim eski ayakkabılarının atılmasının israf olduğunu, onun seviyesini inerek, anlatarak, yeni ayakkabı alındığı zaman bile onları zaman zaman giydirmek, eski elbiseleri eskimiş olsa bile, hani şey değilse temiz olma kaydı şartıyla zaman zaman onları giydirmek suretiyle bunun bir aşağılık olmadığını, bunları atmanın israf olduğunu, gün gelir buna da lazım olduğunu, esas maksadın elbise olmadığını, nerede ne zaman temiz imkan varsa yeni giyilmesi lazım geldiğini çocuğa vermeli. Ben mesela çocukluğumda hatırlarım, köyümde vardı bu, tabii o bitti ama köyde yok o. Mesela cuma gününün zihnimde yerleşmesi çocukluk dönemindedir. Sıbyan Mektebi dediğimiz ilkokul öncesi verilen bir eğitimdi o. Sıbyan mektepleri vardı o zaman. İlkokul öncesi. Şimdiki ana sınıfı, ana okulları. Evet, ana okulları gibi. Bu köydeydi. Köyde vardı bu. Mesela çocuklar olarak biz oraya giderdik. İlkokul öncesi giderdik. Orada bize Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılırdı. Ondan sonra namaz sureleri ezberletilirdi. Koro halinde. Çocukluk bu. Bir de kendi aranda yarış yapıyorsun. Aa, sen bugün sen geçtin. Şimdi tabii mahcup oluyorsun falan. Anne baba, nine falan varsa onlar da destek veriyorlar. Üzülme yavrum, sen de ezberlersin, sen de geçersin. Bak bu sen şimdi hadi beraber bu okuyalım, bak sen bunu nasıl düzeltirsin, bir iştah, bir gayret. İyi hatırlarım ben. O gayretle giderdik, seni geçtim, seni geçtim. Yarış haline geçiyorsun. Ve ondan sonra orada anlatılan böyle tatlı, güzel, bizim seviyemize uygun menkıbeler, hikayeler anlatılırdı mesela. O menkıbeleri gelirdik, eve anlatırdık falan. Onlar böyle pür dikkat dinler. Aa, onlar memnun oldu diye biz daha dikkatli dinlerdik falan. Tabii bu bir yarış meydana getirirdi. Ama işte o günlerimi hatırlarım mesela ben çocukluk dönemimde. Cuma günleri sırf çocukları içeriye çekebilmek için ve Cuma'nın da mübarek bir gün olduğunu, diğer günlerde yapılmıyor. Cuma günü, cuma namazından sonra hasreten erkek çocuklar. Tabii kız çocuklar da onları getirmek için gelirlerdi. Evde buğday. O buğday kaynatılır, bulgur oluyor. Bulgur denir. İçerisine kenevir de konuyor falan. Böyle tepsiler içerisinde. Hatta mısır da kaynatılır. O bulgurla beraber karıştırılır. Bulgur deyince başka şey anlıyorlar. Buğdayın tümü kaynatılıyor. Bütün halinde. Parçalanmış şeklinde bulgur deniyor çünkü bazı yerlerde. Bazı yerlerde o bütün halinde kaynatıldığı zaman ona da bulgur denir. Buğdayın haşlanmışı, ondan sonra mısırın haşlanmışı, bunlar kaynatılır. Suyu da çekilmiştir. Güzel de kenevirler, kenevir de konuyor içerisine. Onun tohumu tabii. O yeniyor. Şey olarak. Onun içerisinde herhangi bir şekilde şey yok. O taneleri var. Onlar yeniyor. Onu da katarlardı falan. Tepsilerle getirilir. Caminin önüne konur. Ama camiden çıkan yer onu. Dolayısıyla bugün cuma. Hemen koşardık cumaya. Sırf onları yemek için. Çocukluk bu. Ama ondan sonra zihinde yer ediyor. Cuma günü mübarek bir gün, o gün yapılan şeyler, hatta evden de itina ederlerdi, temiz giysiler giydirirlerdi falan. Ondan sonra tırnaklar cuma günleri kesilirdi. Şimdi çocuk olarak cuma gün tırnak kesiliyor, cuma gün mübarek cuma namazı vardır, temiz giyinilir, o size yerleşiyor ve ondan sonra hayatınız boyunca Fatma Hanım, cuma günü geldiği zaman elinizde değil, temiz giyinirsiniz, ne bileyim tırnaklarınızı kestirirsiniz, gerekli temizlikleri yaparsınız, gusül abdest alırsınız, sonra kitaplarda okuyorsunuz, diyorsunuz, cuma günü gusül abdest almak sünnet, cuma günü temiz giyinmek sünnet, cuma gününe hürmet etmek çok faziletlidir. Onu perşembeden karşılamaya başlıyorsunuz. Çok zevk veriyordu. O neydi bu anlattıklarımın hepsi neydi? Bir eğitim işiydi işte. Senelerce buna katlandılar ama cuma'nın mübarek olduğu bizim zihnimize kazınmış oldu. Cuma gün temiz giyinir, cuma gün tırnaklar kesilir, cumaya hazırlanır. Cuma gün işte sadaka, hayır, hasenat daha çok yapılır çünkü sevabı daha fazladır. Cuma gün işte cuma günü olduğu için büyüklerin elleri öpülür. Yani bayram havası olurdu. Hı hı.
ve huzur gelirdi böyle. Apayrı bir zevk söz konusu olurdu. Bu neyle kazanıldı? Bu verilmekle kazanıldı. Vermeselerdi. Mesela şu anlattıklarımın hepsi çocukluk hatıralarımdır. Ne güzel. Toplum olarak da yaşanıyormuş hocam. Yani sizin tabii. Bu sevincinizi diğer arkadaşlarınız, büyükleriniz yaşıyorlarmış. Belki zevk yaşandığı veriyordu. İçin siz daha kolay alıştınız. Elbette zevk veriyordu. Çünkü bunu yapınca Allah-u Teala'nın kullarına hürmet ediyorsun. Allah-u Teala'nın mübarek olduğu bir güne hürmet ediyorsun. Bu güne hürmet etmen sebebiyle de ayrı bir huzur, ayrı bir coşku, ayrı bir neşe geliyor. Herkesin yüzü gülüyordu. Şimdi efendim siz daha önce çocukluğunuzda böyle bir şey tatmışsınız. Gelelim şimdi zamanımıza diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim zor bir şey değil. Evinde cuma gecesi bir şeyler oku. Ondan sonra evin erkeği cuma günü tatlı getirsin, yiyecek bir şey getirsin. Ben çocukluğumda gördüğü için kendi çocuklarıma cuma günü mutlaka bir şey getirirdim. Ama kendi şeyime göre. Hemen çocuklar derler, bugün cuma. Bugün cuma. Cumanın ehemmiyeti. O gün temiz giyinirsin. Orada olağanüstü bir şey hissediliyor. Çocuklar diyorlar, bugün cuma. Babamız bir şey getirmiş, tamam bugün cuma. Çünkü diğer günlerde öyle bir şey gelmiyor. Cuma günü geliyor. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Anne çocuğuna yar bugün cuma. Bak bu temiz şeylerini giyin. Bunu 1, 2, 3, 5 o zihne kazınır artık. Anne böyle davranır. Baba da aynı şekilde cuma günü eve değişik bir şey getirirse cumanın mübarek olduğu çocuğun zihnine böyle kazınır gider. Ve yerleşir, bir daha da çıkmaz o. Evet sevgili dinleyiciler, bu gece konumuz çocuk eğitimi. Gönül Pınarı kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı TGRT FM'de devam ediyor. Konumuz çocuk eğitimi. Çocuk eğitimi konusunda takıldığımız, tıkandığımız pek çok nokta oluyor elbette. Çünkü zamani çocukları da öyle güzel sorular soruyorlar ki, öyle meraklılar ki. Dolayısıyla sadece sorularıyla değil, bazen davranışlarıyla dahi bizleri sıkıntıya soktukları da oluyor. Ancak tüm bunları aşabilmek de mümkün. Hakikaten yolları da gösterilmiş. Şimdi doğru da zor bir eğitim. Hele çocuk yeni meraklanmaya başladığı dönem. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İzah edersin, tekrar sorar. Bu ne? Bıktırıncaya kadar. Hatta şöyle bir hadise anlatır bu çocuk eğitimi anlatılırken. Yani babayla oğul arasındaki ilişkiler anlatılırken. Halk arasında yaygındı bu, anonimdi. Mesela ben bunu Konya'da dinlediğim gibi Balıkesir Gölü'ne gittim. Orada da dinledim ona benzer şeyler. Baba yaşlanmış. İşte bir gün oğluyla beraber falan bir işte tepenin veyahut da dağın yamacına gidiyorlar. Orada şey yaparken orada tarlası varmış falan. Adamcağızın elinde bir şey varmış, onu bırakıvermiş. Tabii aşağıya doğru yuvarlanmış gitmiş. Çocuk koşmuş gitmiş, onu almış getirmiş, babasına vermiş. Biraz sonra babası böyle sanki gene elinden kaymış gibi gene bırakıveriyor falan, gene gidiyor falan. Çocuk oğlum kocaman delikanlı olmuş tabii, getiriyor. Böyle sıkı bir şekilde baba demiş, şunu sıkı tutsana demiş, gidebilir demiş, aşağı bırakıp durma demiş. Adam gülmüş. Şimdi delikanlı tabii sinirli bir hali var. Babası da gülünce demiş kötü bir şey mi yaptın, niye demiş, güldüm falan. Oğlum demiş, sen küçükken demiş ben seni buraya getirmiştim. Elinde bir top vardı demiş. Sen burada ikide bir topu bırakıyordun. Ta derenin aşağısına kadar iniyordu. Ben gidiyordum, getiriyordum, veriyordum. Sen gene bırakıyordun. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, 10, 20, 30, 40 defa meydana geldi. Ama her seferinde inip getiriyordum. Sen birinci sefer gittin getirdin. İkinci sefer hemen suratını değiştirdin. Baba şunu sıkı tutsana, salıverme aşağıya dedin.
Şimdi tabii evlada karşı anne baba da Allah-u Teala ayrı bir zevk, ayrı bir sevgi, ayrı bir muhabbet ihsan etmiş. Ben rahmetli babaanneme de aynı şekilde derdim. Babaanne derdim, biz sana bakarız ederiz falan derdi de o kadıncağız hep böyle dua ederdi. Ya Rabbi işte 3 günlük hastalık, 4. gün kara toprak diye. Demek ki duasının kabul olduğu bir zaman denk gelmiş. 3 gün yattı, 4. günde vefat etti ve defnedilmişti kadıncağız. Şimdi amin. Ben derdim ya babaanne biz sana bakarız falan. Yok dedi, oğlum öyle deme derdi. Ama dedim siz bize bakıyorsun. Ha o ayrı dedi. Allah-u Teala yani ister nineye olsun ister anneye olsun ayrı bir sevgi, ayrı bir muhabbet veriyor çocuğa karşı dedi. Yani çocuğun kiriydi, pasıydı, ne bileyim necasetiydi falan. Hiç dedi ne kokar ne aynı şekilde öyle iğrendirecek bir hal alır. Anneye de babaanneye de anneanneye de böyledir dedi. Yoksa dedi, bakılmaz ki dedi o. Hakikaten öyle ya. Ama dedi büyük öyle değildir dedi oğlum. Annen de olsa baban da olsa dedi. Ninen de olsa hakikaten dediği doğruymuş kadıncağızım. Zor bir hadise. Şimdi efendim çocuk eğitim konusu anlatılırken kitaplarda deniyor ki. Şimdi çocuk mesul değil daha. Ama annenin babanın çok uyanık ve dikkatli olması lazım. Ne bakımdan? Çocuğa yedirdiği şeyler itibariyle. Çünkü kitaplarda deniyor ki çocuğun eti ve derisi haramdan olursa tabiatı buna yakın olur. Ve buluğa erdikten sonra da bu meydana çıkar buyuruluyor. Çok uyanık olmak lazım o konuda. Zaten dinimiz bize helal ve tayyip olan yemeği emrediyor. Bu çocuk sana emanet. O çocuğu haramla beslersen ileride o çocuk sana itaat etmez. Allah-u Teala'dan muti olmaz. Haramla beslenen vücut Allah-u Teala huzurunda eğilemez. Zor bir hadisedir o. Onun sana dizini döversin. Benim çocuğum niye namaz kılmaz? Benim çocuğum niye oruç tutmaz? Benim çocuğum niye hırsızlık yapar? Benim çocuğum niye aynı şekilde içki içiyor? Niye kumarbaz diye dizini döversin. Muhakkak sende veyahut da çocukken yaptığın bir hata vardır. Mesela kitaplarda bunlar anlatılırken deniyor ki daha önce büyük bir zat talebeler yetiştiriyor, dergahı var. Herkes hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Bunun da bir küçük çocuğu var 5-6 yaşlarında. Eline böyle bir sopa, uzun bir sopa, sopanın ucuna da bir çivi takmış. Ki o dönemlerde bugünkü bidonlar yok, şeyler yok. Hayvan tulumlarıyla su taşıyorlar. O tulum deri. Bu elindeki o ucu çivili sopayla gidiyormuş o tulumlara batırıyor. Tulum deliniyor. Oradan su akıyor. Yamamak, yapıştırmak çok zor. Tabii o zatın çocuğu olduğu için epey sabretmişler ama en sonunda o su sakalları deniyor, su taşıyıcılar burasına geliyor. Geliyorlar utana sıkıla, efendim diyorlar özür dileriz ama artık takatimiz ve dayanma gücümüz kalmadı. Sizin çocuğunuz böyle böyle yapıyor. Bütün tulumların hepsi delik deşik oldu. Bu zat böyle bir düşünüyor. Çok üzülüyor tabii. Kendi çocuğu. Hemen doğru eve gidiyor. Hanımına diyor ki bak hatun bizim çocuğumuz böyle böyle bir iş yapıyor. Bu çocuk daha sabi. Bu bizim hatamız sebebiyledir. Ben bunu öğrenir öğrenmez düşündüm. Başından sonuna kadar düşündüm. Kendimde bir şey göremedim. Bir de sen düşün diyor. Bu ikimizden birimizin hatası. Ben düşündüm kendimde bir şey bulamadım. Bu muhakkak diyor bizim hatamız. Kadıncağız düşünüyor düşünüyor düşünüyor. En sonunda diyor ki efendim diyor özür dilerim ama diyor ben bu çocuğa hamileyken İşte komşunun aşermesi tabiri kullanıyor hanım o hamilelik döneminde. Bu diyor komşunun işte limondur veya portakal bahçesi neyse. Çünkü Akdeniz ikliminde Mısır'da geçen bir hadise bu. O zat orada yetişmiş İskenderiye'de. Dalı uzanmış işte o dönemde canı çekmiş. Ya koparmak demiş günah. Birden işte elinde iğne gibi bir şey varmış. Meyveye batırmış bunların bahçesine sarkmış. O meyvenin batırmış suyunu içmiş. Suyunu emmiş. Tamam buyuruyor bu ondan. Hemen gidiyor. O meyvenin parasını takdim ediyor. Ondan sonra onlarla helallaşıyorlar. Çocuk o huyundan vazgeçiyor. Önemli bir hadise bu. Çocuk o huyundan vazgeçiyor. Yani bazı huylar var, bazı hareketler var. Efendim işte bu çocuk nereden öğrendi? Hiç kimse ne öğrenmedi. Senden kaynaklandı, benden kaynaklandı. Hadise bundan ibarettir deniyor. Anne babada bir hata ve kusur muhakkak var. Onun için çocuğun eti ve derisi haramdan olursa tabiatı buna yakın olur. Sonra çocuk konuşmaya başladığı zaman ilk sözü Allah olmalı. Ama genellikle anne babalar hep derler. İşte yavrum baba desene. Çocuk başta bab 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 demeye falan. Aa çocuk baba dedi. Ya Allah desin. Allah dedirtir çocuğa. İlk sözü bu olsun. Kedin büyükleri. Hasreten çocuk eğitiminde, çocuk pedagogisinde buna ısrarla dedirttiriyorlar ve üzerinde de duruyorlar. Sonra çocuk tabii süt emme biter bitmez. Ne yapacaktır çocuk? Dişleri çıkmıştır. Yeme içme. Bu çok önemli bir hadisedir. Çok önemli bir hadisedir. Bu çocuklukta verilir bu.
Çocuk da verdin verdin, veremedin bir daha ya, ileride zapt edemezsin onu ve veremezsin de onu. Bazı alışkanlıklar meleke haline getirilmesi lazım. Meleke haline gelebilmesi için de bizde bir atasöz var. Ağaç yaşken eğilir. Nedir? Çocuk kendi yemeye başladığı zaman, eli kaşık tuttuğu zaman çocuğa yemeğe başlamadan önce el yıkamasını muhakkak tutacaksın, götüreceksin, kendini yıkayacaksın, onu da yıkattıracaksın, oturtacaksın sofraya. On sana tuzla başlattıracaksın. Bismillah dedirttireceksin çocuğa yemeğe başlarken. Bitirdikten sonra da elini açacaksın, dua edeceksin, o da duyacak bunu. Zaman zaman onu teşvik edeceksin. Hadi yavrum bir de sen yap bakalım falan. Bir cümlesini söyler, iki maşallah aferin falan dersin. O gazla biraz daha gayret eder. Yemekten sonra o kendi kaytarsa bile tut elinden götür, beraberce elinizi yıka. Bu alışkanlık haline gelirsin. Ve mesela modernlik diye anlatılıyor. Modernlik. Halbuki Fransız kültürüdür, bize getirmişler. Dikkat ederseniz bu lüks lokantalarda, restoranlarda falan sağ elle bıçak, sol elle çatal, sol elle yemek, içmek. Şeytan sol eliyle yer ve içer, sakın ha buyururlar. Çocuk sol elle yemeye kalktığı zaman müdahale et. Yeri gelince azarla. Yani hep müdahale, evet hep müdahale. Ta ki çocuk her şeyi, içmesini de yemesini de hep sağ elini kullansın. Ama efendim işte bu ne moderni ya? Fransızların kültürüdür. Beni ne ilgilendirir ki? Beni kendi kültürüm ilgilendirir. Ben alırım herhangi bir şey keseceksem. Tamam, sağ elimle keserim. Bıçağı sağ elimle tutar keserim. Parçalarım parçalayacağım şey. Ama gene çatalı, kaşığı neyse sağ elime alır gene yerim. Efendim işte o ayıp olmuş. Niye ayıpmış? Beni ilgilendirmez onların şey yaptı. Bu bir. İkincisi bir de. Dikkat ederseniz bu tip lokantalarda kürdan getirirler hemen konu falan. Kürdan ağzına şey yapar, orada boşaltır. Bu da batı kültürüdür. Terbiyesizliktir bu. İnsanın yüzüne karşı böyle dişini orada temizlemesi, tükürmesi falan. Bazı evlerde de yapılıyor bu. Hatta kitaplarda buyuruyor ki kürdanla temizlemek gerekir. Ama lavabonun başına gidilir, orada el yıkanır, el yıkarken dişler temizlenir buyuruyor. Çocuğa bunu küçükken orada göstermeli ve öğretmeli. Annesinden babasından bunu görmeli. Çocuğun da dişinin arasına bir şey gittiyse kürdanı verip, yavrum bu burada temizlenir, başka yerde değil. Fırçayı da alır, orada dişin ağzında fırçalar, ondan sonra o iş orada biter. Başkasına göstermenin ayıp olduğunu, gerçekten hoş olmadığını. Olgun bir insan, olgun bir Müslümanın böyle edepli, terbiyeli, dürüst olması lazım geldiği de çocuğa bu şekilde böyle aktarılır. Ve çocuk mesela iyi bir iş yaptığı zaman, iyi bir huy çocukta görüldüğü zaman o çocuğu o işinden dolayı, o huyundan dolayı övmeli. Mesela çocuktur bu. Mesela eve gelmiştir, başka kendi emsali bir çocuk gelmiştir. Evdeki oyuncaklarını ona verdiyse hemen anında o çocuğa teşekkür etmeli, aferin demeli. Teşvik ediyorsun çocuğu. Çünkü çocuk küçükten vermeye alışmalı. Eğer sen teşvik edersen daha çok. Çocukta böyle bir, çocuktur netice itibariyle. Yaratılışında cimrilik vardır. Çocuğa vermeyi öğretmeli ve alıştırmalı. Zorla da olsa. Onun için getirilen bir hediyeyi onun gibi, kendisi gibi bir çocukla paylaşmasını, kendisi için getiren yiyeceği yanındaki onun gibi bir çocuğa ikram etmesini, vermesini de öğretmeli çocuğa. Hep almasını değil, vermesini de öğretmeli. Bu çocukken hasıl olur. Vermesine alıştırılırsa bu çocuk ileride de aynı şekilde cömert olur, o huyu devam eder. Ve onu da ihmal etmemeli. İyi bir şey yaptığı zaman hemen övmeli. Hep kötüye, ha, bak işte senin ağzını kırarım. Ya çocuk o kadar iyi işler de yapıyor. Bir defa olsun aferin denmiyor. Mesela ben gazetecilikte yaptım. Oradan da geliyorum. Öğretmenlikte yaptım. Gazetecilikten geliyorum. Gazetedeyken de zaman zaman mesela açıyor telefon. O yazı öyle yazılır mı? Ve bazen mesela eğer şey yapıyorsak diyordu ki ya hemşerim iyi güzel de biz bu kadar bugüne kadar bu kadar yazı yazdık. Bu yazdıklarımız içerisinde teşekkür edeyen hiçbirisi olmayacak ama oldu. Bir defa teşekkür et de ondan sonra tenkit etmeye hakkın olsun. Değil mi? Demek ki bu hep tenkit değildi çocukluğunda. Böyle birisinin hata ve kusurunu görüp teşekküre hiç alıştırılmadı. Teşekkür etmeye alıştırılmadı. Hemen tenkit edilir. Çocuk iyi bir şey yapıldığı zaman çocuğa teşekkür etmesini, çocuğu aynı şekilde çocuğa aferin demesini bilmeli. Çocuk ha demek ki iyi bir şey, işi iyi bir şey yapıldığı zaman yani teşekkür ediliyor. O sana tebrik ediliyor. Teşvik de ediliyor tabii bu arada çocuk. O çocuk iyi olan huyunu böylece devam ettirir. Kuvvet bulur. Ve küçük çocuklar için bilhassa sabi olan, ilkokul dönemindeki olan içinde, ilkokuldan önceki içinde çocuğu yasak getirmemeli. Yani ne konuda yasak getirmemeli? Oyun konusunda.
oyun konusunda. Hep yani çocuğu çalıştırmamalı. Ya senin de işin gücün oyun. Ortaokul çocuğu da oyun oynar. İlkokul çocuğu da oyun oynar. Yani zamanlar itibariyle belli bir şeyler yapabilirsin. Ama çocuğa fırsat ver. Çocuk oynasın. Onu yapma. Bunu yapma. Şunu da yapma. Onu da yapma. Hani bize bir söz söylerler. Misafir geldiği zaman latife olarak söylerler de. Ekmeği önüne korlar. Bütününü bölme. Yarımını alma. Yi Allah'ın aşkına derler, tamam mı? Yarımı almayacaksın. Bütünü de bölmeyeceksin. Yiyeceksin. Ne yiyeceksen ondan sonra. Nasıl yiyeceksin? Nasıl yiyeceksin? Evet. Oraya gitme, buraya gitme. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Bu çocuk ne yapacak o zaman? Hiçbir şey yapmayacak. Pasifize olacak, tamam. Ha, o zaman da isyan eder o çocuk. Karamsar olur. Ya içine dönük olur veyahut da asi olur. İkisinden birisi olur. Ya içine kapanık olur veyahut da asi olur. Her ikisi de tehlikeli. Her ikisi de tehlikelidir ve ileride bunun acılarını anne baba da çeker. Mesela nakletmiştik onu da. Eğitim işinde anne baba adayları da vardır, anne baba da vardır. Şunu hiçbir zaman unutmamalı. Şunu hiçbir zaman unutmamalı. Evde bir kimse baş olmalı. Allah-u Teala bu vücutta bir tane baş yaratmıştır. Bu babadır. Hani diyeceksiniz siz efendim erkek olduğunuz için mi? Hayır, öyle değil o. O öyle değil. Allah-u Teala bunu böyle emretmiştir. Çünkü erkeğe yüklemiştir bu yük. Gerçi şimdiki erkeklerin çoğu bu. Bundan da haberi yok da. Çocuk babayla korkutulmalı. Her hususta babayla çocuk karşı karşıya getirilmemeli. Yani bu şansı bugünkü yuvalarda, bugünkü evlerde yakalamak mümkün mü, değil mi? Hani ben bunu rahat söylüyorum. Niye rahat söylüyorum? Çünkü benim babaanne şansım vardı. Ve evlerimiz genişti. 300-400 metrekare üzerine oturulmuş evlerdi. Çok rahattı, genişti. Öyle bir ortamda büyüdük. Mesela annem de babaannem de bizi babamla korkuturdu. Ben ömrümde hiç babamdan bir şey, yani bir fiske vurmadı babam. Hiç ama. Ha, belli mesafeli durdururlardı babamıza karşı bizi. Yani sanki bir hata yaptığımız zaman, babamıza söylendiği zaman perişan olacakmışız gibi bir izlenim verilirdi falan. Yani demokrasinin kılıcı gibi kullanırlardı. Babanın hiç haberi yok. Babana söylerim ha. Çekinir de korkardık. Halbuki babamız öyle birisi değildi. Çekinince korkacak bir şey değildi. Sevgisinden mahrum kalmak, ondan sonra ne bileyim hani bizim bakımımızı üzerine atmak gibi öyle çocuksu düşünceler gelirdi falan. Biz de çekinirdik ve korkardık. Aman babama söyleyin, bir daha yapmayın falan diye. Bir daha tamam, bu sefer affettik ama bak birikiyor derlerdi. Geçen de böyle oldu bak. Falanda da böyle oldu. Bu böyle artarsa bir gün hepsini babanın önüne böyle koyuveririz falan diye. Ama annemden tokat yemişimdir, babamdan yememişimdir. Annemden yemiştim. Babaannemden hiç yemedim de. Şimdi yani bir otorite olması gerekir. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Tam böyle yemek yeniyor ya da toplu halde çocuk da var. Anne tutuyor. Söyleyeyim mi babana? Baba da orada duruyor. Söyleyeyim mi bugünkü yaptığın yaramazlıkları? Söyleyeyim mi? Bugün böyle 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 yaptı oğlum. Kızım bunları yaptı. Hayda. Şimdi o adam ne diyecek burada? Bir kere bu böyle yapılmaz. Eğer kadın şikayet edecekse bak oğlum böyle böyle huylar var. Kızın da böyle böyle şeyler var. Yani baba bilsin onu, tedbirini ona göre alsın. Ama orada söylediği zaman şimdi bir şey yapması lazım. Ne yapması lazım? Şikayet edildi. Şimdi çocuklar tarafına olsa annenin otoritesi sıfırlanacak. Bir şey yapmasa annenin otoritesi sıfırlanacak. Çocuklara o anda ceza vermeye kalksa çocukların psikolojisi bozulacak. O dengeyi iyi ayarlamak lazım. Anne baba bunu kendi aralarında halletmeli. Çocuğun böyle bir problemi var, böyle bir suçu var, şuna karşı bir meyli var. Bu konuda uyanmak lazım. Nasıl bir tedbir düşünmeli diye onu o şekilde halletmeli. Gerçekten mesela, önemli yani. Çok hassas denge. Hassas denge. Mesela yumuşak yatakta zaman zaman İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar. Yumuşak yatakta devamlı surette yatırınca çocuk gevşek olur, tembel olur buyuruyor. Zaman zaman sert olsun. Ama efendim o benim çocuğum, işte param var pulum var. Ya param var pulum var da bu çocuk senin. Bu çocuk yumuşak yatakta yatınca tembelleşir. İleride sen baki değilsin. Senin servetin de baki değil. Ülke bir krize girdi. Her şey alt üst oldu. Fakir oldu, fakir zengin oldu. Neyse her şey tepe taklak oldu. Çok kimse evine ekmek götüremez hale geldi. Gün gelir senin çocuğun da bununla karşı karşıya gelecek. Öyleyse sen çocuğa sağlam bir şey ver. Sağlam bir şey ver. Tabii. Yani çocuk ileride ha benim başıma şunlar da gelebilir düşünsün ve o düşünme neticesinde de çocuk kendisini ilerideki hayatına ona göre hazırlar. Mesela sokaklarda rastlarsınız. Ciklet çiğniyor, şakıdık şukuduk. Ondan sonra çıkartıyor, bir de sokağa atıyor onu.
Bir de tükürüyor. Bu evde verilmeli. Evde verilmeli. Çok aile mesela şehirlerde, büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'dır, İzmir'dir, Konya'dır, Bursa'dır. Yani büyük, hemen hemen büyük şehirlerimizin hepsinde var. Şimdi belediyenin koymuş olduğu çöp kutuları. Çöp kutuları, varilleri neyse. Şimdi bakıyorsun aile, baba olsun, anne olsun çöpü götürüyor, içine koymuyor, yanına koyuyor. Bazen de oturduğu apartmanın kapısında bırakıp gidiyor. Şimdi onun da çocuğu vardı. Bunları görüyor. Ha, demek ki bu istediğin gibi hareket ediyorsun. Veyahut da açıyor mesela, toplu bir yerde yaşıyorsun. Herkesin kullandığı bir yerin üzerine yukarıdan aşağıya bir şey atıyorsun. Şimdi bunlar anne babada bunlar görülürse çocuk aynısını yapacaktır. Çocukta temizlik olmaz. Çocuk da ondan sonra sokağa tükürür. Ne bileyim ağzındakini atar. Bilmiyorum şunu yapar bunu yapar. Ondan sonra bu çocuk yani itilen kakılan anarşist toplumda sevilmeyen bir tip haline gelir. Benim çocuğum ne yaptı? Benim çocuğum bunları kimlerden görmüş? Hiç kimseden görmedi, senden gördü. Hiç kimseden görmedi, senden gördü. Yani anne baba olarak buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii ısrarla durulan bir konu onu nakletmiştik de çocuğun bilhassa küçüklükten itibaren vermeye alıştırılması, kendi eşyasını, kendisine ait olan şeyleri başkasıyla paylaşması, vermeye alıştırılırsa, yani başkasına hizmet etmeye alıştırılırsa çocuk ileride bu anne babasına da hizmet eder, milletine de, vatana da hizmet eder. Ama bunlar alıştırılmazsa başka bir dönemde bunlar mümkün değil, yapamaz. Bir de çocuklar küçük yaştayken daha sıbyan yani ilkokula gitmeden önce çocuğa ne yapıp ya bu Kur'an-ı Kerim öğretmeli. Ondan sonra fırsat bulamaz. Ama efendim çocuğa hiçbir şey olmaz. Çocuğa hiçbir şey olmaz. Çünkü bütün din büyükleri ittifak halinde bildiriyor ve bugünkü de mesela tıp da bunu tespit etmiştir. Çocuğa küçük yaşta verilenler mermere yazılan yazı gibidir, çıkmaz. Ama belli bir yaşa geldikten sonra verilirse suyun üzerine yazılan yazı gibidir. Suyun üzerine bir yazı yazsanız ne olur ki, bir dalga gelir hepsini siler götürür. Yani anında bozulur zaten. Ama mermere yazılan yazı öyle değildir. Onun için çocukken verilirse, Kur'an-ı Kerim öğretilirse, namaz kılması öğretilirse, o çocuk ileride nefsine uyarak dalgalanmış olsa bile de bu bildiği, kendisine verilen bu bilgiler onu tekrar eski haline getirmek getirir. Anne baba kaba konuşuyorsa, çirkin konuşuyorsa çocuk bunları fotoğraflar. Çocuk bunları zihnine, beynine yer eder, yerleştirir. İleride bu çocuk konuşmaya başladığı zaman da bu kelimelerle konuşur. Hatta daha önce de çeşitli vesilelerle anlatıyordum. Bizim burada bir kameraman bir arkadaş vardı. Bir gün böyle işte televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri üzerinde falan bir çekim için gitmiştik de çok zararlı etkiler olduğunu, kendimiz de radyo ve televizyonda olduğumuz için biliyoruz yani bunların zararlarını. Olumsuz şeyler verirsen olumsuz olur. 3 yaşında dedi bir çocuğum var dedi. Bir gün eve gittim dedi. Kapıyı açtım dedi. Yani o kadar da seviyorum ki kızımı dedi. 3 yaşında dedi. Kapıyı açtım dedi. Çocuk demiş ki ne haber Zübük? Ya dedi tepemden aşağı kaynar su döküldü dedi. Ya çocuk ya dedi rengim gitti dedi, kaşlarım çatıldı dedi falan. Çocuk dedi baktı dedi falan, hep dedi böyle hemen dedi böyle çekindi. Mutfaktaydı dedi, annesi gitmiş. Babam bana kızıyor, niye? Şimdi çocuk bilmiyor çünkü ne söylediğini. Dedi, çocuğun elinde kumanda tabii veriyorlar dedi. İstediği programa giriyor dedi. Orada görüyor şimdi, öyle hitap edince orada şaklabanlık yapıyor, gülüyor falan ya. O da öyle güleceğini zannediyor. Öyle ters davranınca dedi ki anladım ki çok dedi zararlı, çok zararlı. Yani çocuk bilemez ki onun ne anlama geldiğini. Orada niçin söylendiğini bilemez. Daha o şekilde muhakemesini yapamaz. Hafızası şeyi o durumda değil daha. Diyeceği kelam, çocuk bizim elimizde bir emanettir. Ne ekersek onu biçeriz. Ve eğer arkamızdan sadaka-i cariye olarak bize dua edecek bir evlat da yetiştirmek istiyorsak onu dinimizin emrettiği şekilde yetiştirmemiz lazım. Tabii konu uzun. Bugünlük bu kadar istifade ediyoruz. Bu kadar bırakıyoruz. İnşallah Teala başka bir zaman tekrar bu konu üzerinde dururuz efendim. Gecemiz tekrar hayırlı olsun diyoruz. Allah razı olsun efendim. Gerçekten çok çok istifadeli oldu. Hepimiz hayatta geçirebiliriz. Öyle umuyoruz. En kısa zamanda tekrar buluşmak dileğiyle de hayırlı geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Gönül Pınarı.